her hafta söylediğimiz gibi birbirinden önemli maçları, birbirinden zorlu karşılaşmaları geride bırakıyoruz. Sonuçta gelinen noktaya baktığımızda ligin ikinci sırasında, ligin lideri Giresunspor'dan sadece 3 puan geride. Arkamızda ligin üçüncüsü İstanbulspor'dan 4 puan önde bir yerde şu anda bulunuyoruz. Tabii çok zorlu karşılaşmalar oynanıyor ligde. İşte her türlü sonuçlar alınabiliyor. Yani lige baktığımız zaman herhalde devre arasında ligin alt sırasındaki takımların yapmış olduğu transferlerle kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı da artık en alttaki takımın da üsttekilerle oynadığı karşılaşmalarda çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu doğrultuda tabii biz de maçlarımızı oynuyoruz ve işte şöyle baktığımız zaman 10 tane karşılaşma kaldı. Yani ligin neredeyse 3'te 2'lik bölümünden daha fazlası bitmiş durumda. Artık son dönemece girdik diyebiliriz. Bu yüzden oynanan karşılaşmalar biraz daha önem kazanıyor. O karşılaşmalardaki puanlar hedeflerimiz doğrultusunda bu hedeflerimize yön veriyor. Dolayısıyla yapılacak hataların, kaybedilecek puanların telafisi artık çok mümkün olmuyor. Çünkü önümüzde çok fazla maç kalmadığı için. Biz de işte bu süreçten nasıl daha az kayıpla çıkarız, nasıl bulunduğumuz konumu koruruz, biraz daha işte yani bir üst basamağa çıkarız. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Keçiören maçından önce şunu söylemiştik. Keçiören, Adana Demir, Altınordu, Giresun ve Tuzlu olmak üzere 5 tane çok zorlu karşılaşmamız var. Yani bunların ilkini geçen hafta Keçiören karşısında çok istediğimiz bir sonuç olmasa da ama yine kaybetmeden geçmenin vermiş olduğu yani huzur demeyelim, mutluluk demeyelim ama işte son dakikada da olsa almış olduğumuz puan bize bir şekilde o üzüntümüzü, kaybettiğimiz 2 puanın üzüntüsünü hafifletti. Ama maç içerisindeki yaşananları da hep beraber yaşadık. Ortaya koyduğumuz zaman da bundan önceki birçok haftada olduğu gibi çok ciddi bir haksızlığa, çok böyle net bir hakem hatasına maruz kaldığımızı da açıkça söylemek istiyorum. Maçtan sonra çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemedim çünkü çok sinirliydim. Ama şu anda şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şöyle geçmişe bir baktığımız zaman birçok maçta aleyhimize birçok bariz hakem hatasının yapıldığını, benim şu anda aklıma gelen en az 10 tane var. 10 tane çok net penaltımızın verilmediğini görüyoruz. Aynı Keçiören maçındaki gibi. Bu maçta verilmeyen penaltının zaten izahı yok.